Herkese merhaba. Bugün çok heyecanlıyız çünkü çok uzun bir aradan sonra uzun yola çıktık. Seyahat etmek hala yasak ama bizim parmak izi vermemiz gerekiyordu. Ve parmak izi vermek için randevu aradığımızda çok ileri tarihlere randevu bulabildik bize yakın olan şehirlerde. O yüzden bize 5 saat mesafede Sunderland diye bir yerden randevu aldık. İngiltere'nin kuzey doğusunda. Şimdi bugün 5 saat yolda olacağız. İlk başta moralimiz bozuldu o kadar yol gidecek olmayı ama sonra heyecanlandık çünkü neden olmasın yani uzun zamandır yola çıkmadığımız için bunu da bir fırsata çevirelim diye düşündük. Sizle bu yol sürecini paylaşacağız. Gerek yolları göstererek gerek mola istasyonlarını göstererek. Daha sonrasında ise otellerde kalmak da yasak. Zorunlu haller dışında. Biz de gün içinde 10 saat yol yapmak zor olacağı için arayıp sorduk. Yasal bir işlem için geliyoruz. Geceyi orada geçirip ertesi gün dönsek olur mu diye bu şekilde kabul ettiler. O yüzden ekstra heyecanlıyız. Çok uzun bir aradan sonra diş fırçalarımızı yanımıza alarak evden çıktık. Evden çıkarken Burcu'nun sorduğu soru, ya biz ne alıyorduk yanımıza? Evet. Konaklamalı bir yere gideceğimiz zaman. Akşam çanta yapıyorum, ya ne götürüyorduk diyorum. Ahmet de şey diyor, altı üstü bir gün ya ben bir şey almayacağım. Ben laptopumu aldım, bana yeter diyor. Diş fırçası aldık en azından. Şimdi 1,5 saatini geldik. Bir tuvalet molası verdik. Hadi size buradaki mola yerlerini de gösterelim. Mola yerlerinde tuvaletler oldukça temiz oluyor. Hiç öyle pis bir tuvaletle karşılaşmadık. Ve ilginç gelebilecek bir yer bir yan, tuvaletlerde genelde çöp kutusu olmuyor. Kadınlar tuvaletinde hijyenik atıklar için bir kutu oluyor. Onun dışında tuvalet kağıtlarını klozete atıp sifonu çekmeniz gerekiyor. 1,5 saatlik bir yolumuz kaldı. İkinci molamızı verdik. Şimdi öğlen yemeği yiyeceğiz. Mola istasyonlarında genelde küçük bir market ve kahve ve fast food zincirleri var. Onlardan birinden bir şeyler alıp yiyeceğiz. Biraz önce parmak izimizi verdik. Otele check-in yapmadan önce civarda bir anıt varmış, onu görmeye geldik. Atina'daki tapınağın replikası şeklinde yapılmış. Ama ta 1844'te yapıldığı için kendisi de bir antik olmuş diyebiliriz. Kalacağımız otele check-in yaptık. Size biraz hamur flexli ve duvar kağıtlı İngiliz otel odası göstereyim. Günümüzü Sandal'ın sokaklarında biraz yürüyerek ve sonra Türk restoranından paket servisle yemek alarak sonlandırdık. Çünkü restoranların içinde yemek hala yasak. Biz de puan yüksek bir Türk restoranı bulunca yemeğimizi de o şekilde yedik. O zaman ne diyoruz? Ne diyoruz? Kapanış yapacaktık. Tamam, güle güle. Tatlım çok uzun bir zamandan beri sabahları çok güzel kuş sesleriyle uyanıyordu. Peki bugün neyle uyandı? Martı çığlıklarıyla. Evet. Peki neden martı çığlıklarıyla dedin? Çünkü onlar bağırıyorlar, ötmüyorlar. Evet, İngilizce'de. Aslında bizim kullandığımız bir deyiş değil ama güzel öten kuşlar chirping, martılar crying diye. Evet, martı ağlıyor diyorlar. Evet. Yani bu sabah bizim için martılar crying. Ama çok güzel, ben çok özlemişim. Bu yolculukla ilgili heyecanlanmamızın bir diğer sebebi uzun bir aradan sonra deniz görecek olmamızdı. Çünkü denize 1 saat mesafede olsak da karantina sebebiyle gidemiyorduk. Şimdi gelmişken Kuzey Denizi'ni de görmüş olduk. Tabii gönül isterdi ki birkaç gün kalalım, kuzeyi daha güzel keşfedelim. Ancak tabii seyahat yasak. Mesela dün otel girişinde bize seyahat amacımızı sordular ve vize randevusu belgemizi kontrol ettiler. Yoksa almayacaklardı geçerli bir sebebimiz olmasaydı. Böyle kısa bir kaçamak gibi oldu bizim için de. Buradan sonra da bakalım, gezmeyi unutmuşuz ama bir yerlere uğrarız herhalde eve dönmeden önce. Bu istikamette Norveç var. Dönüyorum. Danimarka ve Hollanda. Hafif şöyle kayarsam Paris'e. Hafif de böyle kayarsam Almanya'ya sahillerine gidebilirsin buradan dümdüz gidersen. Evet, Kuzey Denizi'ne bakıyoruz şu an. Burası Kuzey Denizi. Kanoyla gidersek mi demek istedin? Kanoyla gidersen. Sana söyleyeyim ne kadar mesafe olduğunu. Kaç gün sürer? Yaklaşık olarak sanırım bir Danimarka'ya herhalde 400 kilometre falan ya şu. Ahmet toplantısı olduğu için otele döndü. O birkaç saat çalıştıktan sonra dönüş yoluna geçeceğiz.
Dönüş yolunda yol üstünde kalan York'ta mola vermeyi düşünüyoruz. Böylece York sokaklarını da kısaca bir görmüş oluruz. York'a vardık. Otelde kalıp kalamayacağımızı bilmediğimiz için çok planlamadık aslında gezimizi. O yüzden biraz spontane bir gezi olacak. Ama dün araştırabildiğim kadarıyla burası Romalılar döneminde kurulan bir şehir. O zamanki ismi başkaymış. Sonra 800'lerde Vikingler gelince ismi Jorvik olmuş. Oradan da günümüze kadar York şeklinde evrilmiş artık. Güzel korunmuş mimari yapılarıyla biliniyor burası. Ve Londra'dan sonra İngiltere'de en çok ziyaret edilen ikinci şehirmiş. York'a hayaletlerin de dandığını düşünen insanlar varmış. O yüzden burada akşamları böyle hayalet turları oluyormuş. Rehberler sizi çeşitli yerlere götürüp hayalet hikayeleri anlatıyorlarmış. Tabii ki Covid sebebiyle şu anda yok ama komik olabilirdi böyle bir şey katılsaydık. Burası eskiden kasapların olduğu bir sokakmış karşılıklı olarak. Sokak çok dar yapılmış. Güneş gelmediği için böylece etler bozulmuyormuş diye okudum. Burası Viking Müzesi. Üstünde bir Avrupa'nın yazsa da kapalı maalesef. Giriş 12,5 poundmuş. Bir daha burayı detaylı gezmeye geldiğimizde burada mutlaka uğrarız. Şu an şehrin surları üzerindeyiz. Surların kulenin tepesinde çok güzel şehir manzarası varmış diye duyduk ama beklediğimiz kadar yüksek çıkmadı kule. Bir buçuk saat kadar dolaştık. Şimdi eve dönüş vakti. Ne düşünüyorsun tatlım? Tekrar gelmemiz lazım değil mi buraya? Evet, güzel bir giriş oldu York için. Çok tatlı bir yermiş burası. Aslında civarda daha fazla gezecek şeyler varmış. Evet. Senin esprini anlatayım mı? Anlat. Hangisi? Dedi ki... Yorklular York'u çok seviyor olmalı ki New York'a da New York adını vermişler. Neyse, gezinin güzel yanı karantinadan dolayı sokakların bomboş oluşu. Evet. Kötü yanı karantinadan dolayı her yerin kapalı oluşu. O yüzden mutlaka tekrar geleceğiz. Evet. Sonunda eve vardık. İki günlük gezintimizde bize eşlik ettiğiniz için teşekkür ederiz. Sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdi ikinci mola yerine geldik. Burada bir güzel çiş yapacağız. Ya tatlım. Böyle demeyecektin ama.